Merhaba sevgili izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte koyular ve siyahları beraber yıkayacağım. İlk önce alo deterjanımın dozajlama ölçeğine bingo renkli beyaz sıvı deterjan eklemek istiyorum. Bunun kokusu bildiğiniz Persil Color'ın sıvı deterjanına benzeyen bir kokusu var. Similar scent Persil Color Liquid deterjan. Okey. Üzerine bingo siyahlar için olan geliştirilmiş siyah sıvı deterjan. Ve son zamanlarda favorim olan Pervol yenileme koyu renkler ve siyahlar için olan sıvı deterjanı. Şu rengin bir güzelliğine bakın. Pembe, mor ve beyaz. Makinemin tamburuna Mintak Scratch ekliyorum. Hemen bunu içerisine ekledim. Koyu renklerimi içerisine atıyorum. Evin içine giyilmiş çoraplar. Evet. Seçeceğim program elbette favori programlarımdan bir tanesi olduğu için Flegelife Pfirsichgrat. Neden 2 saat? Çünkü sadece sıvı deterjanla yıkama yaptığım için. Eğer sıvı deterjan ile bir yıkama yapmasaydım, toz deterjanla yıkama yapsaydım, o zaman programın süresini ne yapardım? Kısıntı yapabilirdim. Ya pamuklu programında yıkayabilirdim, ya gömlek bluzda ya da mix programında yıkayabilirdim bunları. Şimdi su alacak o yine. Biraz da su alırken ekleyelim. Kokular mis mis mis. Evinizde eğer iki tane siyahlar için olan sıvı deterjanınız varsa bu şekilde iki adet siyahlar için olan sıvı deterjanınızla yıkayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bingo renkli beyazdan da satın alıp üçünü kullanmak zorunda değilsiniz. İkisini de kullanabilirsiniz ya da sadece bir tane evinizde siyahlar için olan sıvı deterjanınız varsa bir tane sıvı deterjan ile de siyah çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Ben sizlere her gün her yıkamada farklı reçeteler gösterdiğim için, farklı karışımlar öğretmek istediğim için bilerek bunları böyle yan yana getiriyorum. İzleyicilere farklı bir şeyler gösterebilmek adına. Yoksa ben de bilirim bir tane siyahlar için olan sıvı deterjan ile bu çamaşırları yıkamasını. Tamamen izleyicilerim için bu ürünleri yan yana getirdim.
siyahlar ve koyu renkler biriktiği zaman ve canım çamaşır yıkamak istediği zaman her iki grubu da beklemekten sıkıldığım zaman siyahlar ve koyu renkleri beraber attığım oluyor. Zaten kanalımı ilk açtığımdan bu yana benim videolarımı izleyenler çok iyi bilirler. Bazen beklerim, bazen beklemem. Tamamen bana bağlı. Litre suyumu içerisine ekledim. Sentetik programın tokaçlamasını işte bu yüzden çok seviyorum. Sıvı deterjanla koyu ve siyahları yıkadığım zaman her zaman sentetik full program kullanıyorum. Bu şişeme biraz daha su doldurup hemen geliyorum değerli izleyiciler. Evet, suyumu da doldurdum. Biraz daha su takviyesi. Evet, yavaş yavaş köpürmeye başladı. Eklediğim deterjanlar tas tamam gelmeye başladı. Ama kayboluyor bir taraftan. Evet, 6 litre su. Evet, artık içerisine su eklememi de bitirdim. Artık içerisine ne deterjan ne su eklerim. Şimdi geçelim. Makinemin üzerini bir toparlayayım. Ve yıkama parfümü. Yıkama parfümüne ve makinenin yumuşatıcı gözüne aynı yumuşatıcılardan ekliyorum. Yumuşum da kıvamı koyulaşmaya başlamış. Bunu da artık tez elden bitirsem iyi olacak.
Yumoş aloe vera ve yasemin üzerine yumoş ekstra aloe vera and jasmine and eros kiraz çiçeği ve pembe şakayık pink şakayık pink peony and cherry blossom. Süper. Bu koku sonbaharlık değil sevgili izleyiciler. Bu koku tam olarak ilkbahar yaz ayları için. Benim gibi sonbaharın ve kışın gelmesini kabul edemeyen izleyiciler için güzel bir karışım olacak. Şöyle bir çalkalayalım bakalım. Eros, kiraz çiçeği ve pembe şakayık ile yumuş aloe vera ve yaseminin kokusu birlikte uyum sağlayacak mı? Nasıl? Oh my god. Gorgeous. Pure parfum. Pure, pure, pure parfum. Wow. Deneyin. Lütfen deneyin. Evinizde eğer Peros'un pembe yumuşatıcısı varsa ve evinizde yumuş aloe vera yasemin varsa yan yana getirin. Kokusu tam ilkbaharlık ve yazlık. İlkbahar ve yaz aylarında sizlere tavsiye edebilirim. Yumuş aloe vera ve yaseminin kokusunu sevmiyorsanız onun yerine farklı bir yasemin kokulu yumuşatıcı kullanabilirsiniz. Örneğin Vernal'in yaseminli yumuşatıcısını yumuşun aloe vera ve yaseminli yumuşatıcısı yerine değiş tokuş yapıp kullanabilirsiniz. Veyahut başka bir markanın yaseminli yumuşatıcısı. Benim yaseminli yumuşatıcılar içerisinde en beğendiğim, en sevdiğim yumuşatıcı yumuş aloe vera ve yasemin kokusudur. En iyi yasemin kokusunu yumuş kullanıcılara yansıttığına inanıyorum. Sanki dalından kokluyormuşsunuz gibi bir yasemin kokusu. Aynısını yumuş hanım eli içinde söyleyebilirim. O hanım eli çiçeğinin kokusunu da sanki böyle gitmişsiniz de bir gerçeğini kokluyormuşsunuz gibi o derece güzel bir hanım eli çiçeğinin kokusunu yumuşatıcı şişesinin içinde hazırlamışlar. Parfüm uzmanlarını tebrik ediyorum. Şu an ılık. Hemen hemen 30 dereceye geçişini yapmak üzere. Bu yıkama siyahlarını ve koyularına toz deterjan eklemeden yıkama yapmayı seven izleyicilerim için hazırladığım bir yıkama. Siyah çamaşırlarınızı koyu renklerinizle birlikte yıkayabilirsiniz. Ama açık renklerle birlikte siyah çamaşırlarınızı yıkamanızı tavsiye etmem. Aynı şekilde koyu renklerinizi de açıklarla yıkamanızı tavsiye etmem. Koyu renklerinize bir şey olmaz ama açık renkleriniz boyanabilir. Koyu renklerin ve siyahların verdiği boyayı, o koyu renk suyu, açık renkli giysiler kendi içerisine absorbe edebilir. Bunun sonucunda açık renklerinizin renkleri daha böyle grimsi, mavimsi tarzda olabilir. Örneğin limon sarısı bir tişört hayal edin. Limon sarısı bir tişört, siyah bir eşofman ya da siyah olan bir pantolonla, tişörtle yıkandığı zaman
Rengi sizce nasıl olabilir? Az önce size söylediğim gibi olur, öyle değil mi? Böyle grimsiye çalan bir açık sarı bir renk alır. Aynısı pembeler için de geçerli. Özellikle pembe tişörtleri, pembeli eşyalar, siyahlarla yıkandığı zaman hemen anlarım. Başka insanların çamaşırlarında da anlarım. Düzgün yıkanmadığını, koyular veya da siyahlarla birlikte yıkanmış bir pembe tişört olduğunu ya da bir giysi olduğunu hemen anlarım. Açık pembelerde, açık mavilerde çünkü siyahların ve koyu renkli çamaşırların renklerini hemen içine çeker. Eğer bu şekilde yıkama yapmayı seviyorsanız renk ayırıcı mendiller markette, piyasada satılan o renk ayırıcı mendillerden kullanarak açıklarınızı, koyularınızı, siyahlarınızı beraber bir şekilde makinenizde yıkayabilirsiniz. Bana o mendilleri denedin mi diye sorarsanız denemedim. Ama ileride deneyebilirim, neden olmasın. Ama o mendili denerken de yine içim rahat etmeyebilir. Ya boyanırsa, ya o mendilin dediği doğru çıkmazsa gibi tereddütler yaşayabilirim o videoyu çekerken. O mendilleri kullanırken ayrıca açıklarla beyazları yıkarken de kullanabilirsiniz. Renk kırılması meydana getirmeyecektir. Çünkü bilirsiniz, her zaman bunu ben söylerim. Açıklarla ve beyazları beraber yıkadığınızda bir renk kırılması meydana geliyor. O renk kırılmasını engellemek için ileriki yıkamalarda ya 90 derecede birkaç defa yıkamanız gerekiyor beyazları ayrı olarak ya da çamaşır suyuyla yıkamanız gerekiyor. Ancak bu şekilde beyazlarınızın rengi yerine gelebiliyor. O renk kırılmasını önlemiş oluyorsunuz. Ama sürekli olarak o açıklar ve renkler beraber olarak beyazlar, renkler dediğime bakmayın, açıklarla ve beyazlar beraber olarak yıkandığında o beyazların rengi artık grileşmeye doğru gidiyor. Mutlaka 90 derece ön yıkama ve çamaşır suyu gerekli ara ara beyaz yıkarken. Evet sevgili kardeşlerim, bugünlük sizler için ve bu yıkama için ayırdığım sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki yükleyeceğim videomda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle yıkama videolarına biraz ara vermek istiyorum bir süre. Çünkü evimde olmayacağım için ve yıkama videoları da doğal olarak benden gelmeyecek. Ama döndüğüm zaman güzel yıkama videolarıma, güzel karışımlarıma tekrardan devam edeceğim. Beni de biraz özlemiş olursunuz. Sürekli olarak her gün her gün bu çılgın çocuktan yıkama videoları geliyor. Biraz özleyin, biraz dinlenin. Eski videolarıma göz atabilirsiniz. Neler yapmışım, neler etmişim. Biraz merak edin. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Hepinize şimdiden iyi akşamlar. Videoyu gece izleyecek olanlara iyi geceler. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, adios.